kişi var, kim bu dersiniz, oradan bakarsınız, öğrenirsiniz. Bilenler bilmeyenleri anlatır. Hemen konumuza geçelim. Ben kendimi uzunca bir süredir böyle yönetmen, rejisör falan demeyi bırakmış ve hikaye anlatısı demeye karar vermiş bir sinema filmi yönetmeniyim. Yönetmenlik kelimesi Türkçe'de yani direktörün karşılığı olarak kullanılıyor. Ama direktörde yön göstericilik var kelimenin içinde. Yönetmenlik ise hakikaten böyle sürü yönetmek gibi bir anlamı olan. Şey, hiçbir şekilde biz bir şey yönetmiyoruz. Daha çok bir hikaye anlatmak için gerekli şeyleri bir ekipten talep ediyoruz. Yani bir talep merkeziyiz. Biz bir yönetici konumunda değiliz aslında. O sette hiç hayatımda set görmüş olan var mı bilmiyorum ama oradaki ekipler hepsinin kendi şefleri var. Onlar kendi birbirlerini yönetiyorlar. Yöneticileri onlar gerçekten. Setin gerçek yöneticisi de yapımcı ve yapım amiri. Yönetmen her şeyden, bütün yönetim işlerinden bağımsız bir şekilde yaratıcı bir noktada duruyor. Anlatmak istediği hikayeyi paylaştırıyor. Sanatçılara, yani görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, müzisyen, senarist, oyuncu gibi kişilere veya efekt yöneticisi gibi kişilere paylaştırıyor. Onlar kendi ekiplerini yönetiyorlar. Dolayısıyla bir yön gösterici, bir talep merkezi aslında. Ama bu işin teknik tarafı. Gerçek anlamda ise bizim çok ilkel çağlarda böyle bir kalabalık grubun karşısına çıkıp yanan bir ateşin başında durup hikaye anlatan, hikaye anlatıcılarından prensip olarak hiçbir farkımız yok. Gerçekten de böyle yapıyoruz ama kendi sesimizi, el hareketlerimizi kullanmıyoruz. Başka araçlar kullanıyoruz. O meddahlar, o hikaye anlatıcıları da araç kullanıyorlar. İşte ateşi kullanıyorlar, yüzü aydınlanıyorlar, yüz ifadeleri yapıyorlar, elinde bir değnek taşıyor, sesler çıkarıyor. Küçük giysi değişiklikleri yapıyor. Şarkı bile söylüyor işte bu aşıklar, trubadorların falan yaptığı gibi. Ondan prensipli farkı yok. Seyirci, anlatıcı ve hikayeden oluşan bir araya gelme söz konusu. Çok kadim bir iş bu yani. Son derece işte insanların mağaradan çıkıp toplum oldukları dönemden beri, yani 20 bin, 50 bin, 60 bin yıl önceden beri devam eden bir insani faaliyet bu. Ve her zaman, ne zaman bu hikaye anlatıcısı doğduysa onun anlattığı hikayeyle bir toplum doğuyor. Yani bu çok ilginç bir ilişki. Anlattığımız her hikaye, hikaye anlatıcıların anlattığı her hikaye aslında bir topluma anlatılıyor, bir dinleyiciye anlatılıyor. Yani hiç dilini bilmediğimiz bir topluma hikaye anlatamazsın. Onların dilinden konuşarak, onların iyi bildiği konuları bir araya getirerek onlara bir hikaye anlatıyorsunuz. Onlar birden onlar, biz diye bir şey olduğunu fark ediyorlar hatta. Toplum kurucu bir şey hikaye. Bütün ilişkilerimizin, toplumsal ilişkilerimizin temelinde birbirimizle kurduğumuz iletişim, hatta ilk dedikodular bile hikaye anlatıcılığı diye görmek gereken şeyler. Dedikoduyu, yani duyduğu bir şey yarım yamalak da olsa karşı tarafın ilgisini çekecek bir şekilde anlattığınız zaman, ilgisini çekmeden anlattığınızda çünkü hiçbir şey anlamıyor. Anlattığınız anda o gerçekliği azıcık değiştirmiş oluyorsunuz. Bir haber taşıyorsunuz, bir bilgi taşıyorsunuz. Veya işte bir mamut avında bir tane hikaye anlatıcısı çıkıyor, o ava katılamamış, uzaktan seyretmiş. Topal çünkü, çirkin bir de, zayıf, hani ezilip gidecek, onun için uzaktan seyretmiş. Mamut avından sonra bunlar oturuyorlar, kesiyorlar etleri falan, pişiriyorlar, bir kemik de ona veriyorlar. O da versinler diye çıkıyor ateşin karşısına, bir mamut avının hikayesini anlatıyor. O mamut avının hikayesi anlatıldığı anda oradaki herkes şöyle bir göğüsleri kabarıyor. Yani çok başarılı oldular, mamutu kestiler, bütün kış yiyeceksiz kalmayacaklar. Ve tek tek orada o ava katılanların hepsinin hikayelerini anlattığı için onlar kahraman oluyorlar, kahkaha kaynağı oluyorlar. Ve birbirlerini tanıyıp, o hikaye sayesinde birbirlerini tanıyor. Çünkü hikayeci görür onların ne yaptığını, onlar görmüyorlar. Onlar bir bacağa doğru saldırırlarken yan taraftakinin ezildiğini görmüyorlar. Ama hikaye anlatısı görüyor onları. Onları birlikte savaşıyordunuz, birlikte mücadele ediyordunuz diyor onun hikayesi. Tıpkı bunun gibi biz de bugün, yani o hikaye anlatıcısı seyircisini tanıyor.
Tanrı'nın gözünün içine bakıyor hikaye anlatırken. Ateş onun yüzünü de anlatıyor, aydınlatıyor, onları da aydınlatıyor. Neler hissettiklerini biliyor, hıçkırdıklarını, güldüklerini, kıkırdadıklarını biliyor. Daha önce de rastlamış zaten başka bir hikaye anlatırken. Onları tanıyor ve onların anlayacağı dilden bir hikaye anlatıyor. Bu onların istediği şeyi anlatıyor demek değil. Onların anlayacağı şeyi anlatıyor. Kimi zaman suyuna giriyor seyircinin. Tam istedikleri şeyi anlatıyor. Kimi zaman da tam tersine onları gıcık edecek bir şey anlatıyor. Ama gıcık olmak bile bizi hikayeye bağlıyor. Bugün sinemacılar da mesela aynı şeyi yapıyorlar. Seyircisini tanıyor, daha önce film yapmış ya da yapılmış filmleri seyredenleri biliyor. Ve onlara seyircileri düşünerek bir hikaye yazıyor. Ve bir komedi filmleri Türkiye'de çok tutuyor mesela. Burada insanlar gülmeyi çok seviyorlar. Üstelik de bayağı böyle sapkın bir mizah anlayışları var. Bunu biliyor. Öyle argodur, küfürdür falan onlar da gidiyor diye düşünüyor. Hani her ahlakçılar itiraz etse de argo gayet eğlenceli bir şey bu ülkenin insanları için. Bütün bunları bilerek mesela oturuyor bir komedi filmi yapıyor. Daha önce yapılmış filmlerin seyirci tarafından beğenilip beğenilmediğini inceliyor. Ve sırf para kazanmak için seyircinin çok kolay güleceği bir hikaye anlatıyor. Ve başarılı oluyor. Bazen de şapşal olduğu için, yanlış değerlendirdiği için, seyirciyi tam anlayamadığı için batırıyor. Ama sonuçta ilkel hikaye anlatısıyla bizim yaptığımız şey arasında prensip bir fark yok. Biz tabii çok daha büyük kitlelere, biraz internet sayesinde de çok daha büyük kitlelere hikayeleri anlatmayı başarabiliyoruz artık. Ve bu dönemde özellikle son 15 yıl diyelim, hikaye anlatıcılığının altın çağıdır dünyada. Yeryüzünde hiçbir zaman bu kadar çok hikaye anlatılmamıştır. Bu kadar çok hikaye, bu kadar değişik kültürlere ulaşmamıştır. Hem internet hem televizyon sayesinde, hem de seyahat imkanlarının kolaylaşması sayesinde artık Çin'de anlatılan bir hikayeyi burada rahatlıkla izleyebiliyoruz. Sinema seyircilerinin hala lokal seyirci, sinema yönetmenlerinin hala lokal bir seyirci kitlesi var. İşte bir ülkenin birinde film yaptığınızda onlara yapmış oluyorsunuz. Ama giderek, mesela bu işe en önce Amerikalılar başladı tabii. Bütün dünya benim seyircim diye düşünmeye başlayan yeni bir sinema kültürü de var. Burada durayım, belki aklınıza bir soru takılmıştır. Bana sormak isterseniz, bu iş nasıl yapılıyor? Aranızda bilmiyorum, sinema ile ilgilenen, televizyon dizisi, filmle ilgilenen kimse var mı? Onlardan başlayabiliriz. Evet. Ben radyo, televizyon, sinema öğrencisiyim. Sabah da gelmeden önce Hacı Yavat ve Karagöz Neden Öldürüldü filminizi izledim. Delisiniz. Çektiğiniz filmlerde çok ciddi kültürel kodlar kullandığınızı gördüm. Evet. Hepsi de otantik yapımlar. Siz bu evrensel kitleyi ele alıyor musunuz? Onlara yönelik işler yapacak mısınız ya da? Tabii ben özellikle Türk sinemasının volümü, böyle üretim volümü arttı. Yani yılda 150-200'e yakın film çekiliyor. Bunun 150-130-150 tanesi falan sinemalarda dağıtım imkanı buluyor. Onları görüyorsunuzdur. Bir kısmı da bulamıyor hakikaten. Bu çok büyük bir rakam, 200 film yılda. Yani bunun benzeri 4-5 ülke var dünyada. İşte Amerika, Hindistan, Çin, biraz Fransa, biraz İngiltere ve Türkiye. Bu çok yüksek bir volüm. Fakat başka ülkelerin aksine Türk filmleri birkaç tabii ki festival filmi diyeceğiz filmler dışında dünyaya gezemiyor. Festivaller de yeterli değil. Yani başka ülkelerin sinema salonlarına ulaşması lazım. Ben bundan bayağı rahatsızım aslında. Çünkü bu 150-200 kişiyi besleyecek kadar büyük bir sinema kitlesi yok, seyirci kitlesi yok hala. Sinema biletleri, salon sayısının düşüklüğü falan nedeniyle. Onun için uluslararası çalışabilecek film projeleri yapmaya başladım bir 5-6 sene önceden itibaren. Hacı Murat Karagöz Neden Öldürüldü? Buradaki, bu ülkedeki insanların çok iyi anlayabileceği bir film. Ki çok iyi anlaşılmadı ilk girdiğimde sinemalarda. Biraz dili yüzünden. Ama şu anda aşağı yukarı Türkiye'de yaşayan 12 milyon kişi filmi seyretmiştir. Ama sinemalar 750
gezemedim. Çok da fena olmayan bir altyazı çevirisi vardı ama dünyayı gezme şansı bulamadı. Kültürel bir bariyer var çünkü. Yani film dışarıda bütün detaylarıyla anlaşılıyor. Türkiye buralı kültürün iyi tanınmamasından da kaynaklanıyor bu. Belki şimdi, bugün uluslararası dağıtıma çıkarsa, 2013 sene oldu çünkü. Şimdi uluslararası dağıtıma çıksa, biraz diziler vesaireler sayesinde, çünkü Türk hikaye anlatma kültürü, Türkiye'nin hikaye anlatma kültürü bir rağbet görmeye, tanınmaya başladı dünyada. Şimdi girse belki biraz daha farklı olurdu. Ama benim daha çok cross-cultural, yani kültürler arası konular dediğim bir alanda film üretirsek, yani iki kültürün bir arada olduğu sinema filmleri, işte Japon bir samuray geliyor da buradaki bir yeniçeriyle İstanbul'da maceralar yaşıyor mesela gibi, iki kültürün bir arada olduğu projelerle adım atıp uluslararası alanda da seyirciye ulaşmak mümkün. Böyle planlarım var. Günümüzde birçok filmi, diziyi uyarlama olarak izliyoruz şu anda. Bir kısım izleniyor, bir kısmı izlenmiyor. Ben buna nasıl karar verdiğimi merak ediyorum Türkiye'de. Şimdi seyirci açısından hiçbir şey fark etmez, değil mi? Yani biz ne uyarlama olduğunu biliyoruz, ne bir şey, işte bir film, bir hikaye çıkıyoruz. İyi anlatılmışsa dinliyoruz, seyrediyoruz. Kötü anlatılmışsa uyarlama olmasının falan hiçbir önemi yok. Bırakıyoruz, gidiyor. Seyirci açısından bunların hiçbir önemi yok. Prensip olarak bütün hikayeler uyarlamadır. Yani senaryodan uyarlamadır çünkü. Sinema filmi senaryodan farklı bir şeydir. Senaryo bir film çekmenin bir adımıdır. Ama filmle senaryo arasında bile bir uyarlama zihniyeti, yani orada yazılı olanı görsel olana çevirmek bir baş başına bir uyarlama yöntemidir. Buna şu an iki türden uyarlama var sinemada. Bir çok popüler formatta bir takım, eski Yeşilçam'ın filmleri gibi bütün dünyada geçerli temalar üzerine kurulmuştu eski Türk sineması. Son derece popülist bir sinema kültürü vardı Yeşilçam'da. Mesela Kore filmleri çok uyarlama yapılıyor. Çünkü onlar bir takım bizim bu pembe dizilerin damarlarından hareket ediyor. Yani böyle bir takım aşk, intikam, kin, anne nefreti, baba nefreti, anne sevgisi, baba sevgisi, kardeşlik gibi, acı, kahkaha gibi böyle temel bir takım duygulara hitap eden, hazır aslında defalarca benzerlerini gördüğümüz, hani vardı ya, kör adam kör keman kör kalır, kız ona aşık olur, işte ayağı kırıktır, kemancıdır falan gibi böyle temalar var. Aynilerinin ama mükemmel yapılmış hallerini Kore sinemasında da buluyoruz. Hakikaten bakıyoruz, adam fotoğrafçı ve kör kalıyor. Kız ona aşık ama bilmem ne falan. Yani çok bildiğimiz hikaye türleri ama çok güzel çekilmiş hikayeler onlar. Burada önemli olan hikaye değil, anlatı. İşin sırrı aslında orada. Anlatı ne demek? Mesela bir arkadaşınız bir fıkra anlatıyor, çok gülüyorsunuz. Başka bir arkadaşınız anlatıyor, hiç gülmüyorsunuz. Aynı fıkra. Şimdi ikisinin arasındaki bu elle tutulamayan o muğlak alan bizim mesleğimizin çekirdeği aslında. Yani biz bir hikayeyi, yani İngilizcesi narration, narrative, yani hikaye, o narrative, bir de onun anlatılış şekli. Bu ikisi birbirinden ayrı. Bir tanesi anlatı olmadan görünmüyor. Yani hikaye var, işte bir kervanın şuradan şuraya yolculuğu. Ama bunu anlatmadan, yani bunu anlatmadan onun hikayesi ortaya çıkmıyor. Anlatı çok değiştiriyor çünkü. Fantastik bir anlatıyla da kervan yolculuğunu anlatabilirsiniz. Medenileşmiş bir dünyada, yani işte arabalar geçerken bir kervanın yolculuğunu anlatabilirsiniz. O yolculuğun manası ve etkisi değişir. Dolayısıyla esas iş anlatıda. Onun için mesela ben çok severim, çok da isterim, eskiden yapılmış bir filmi alıp yeniden, bugünün ruhuna uygun bir şekilde yeniden anlatmak.
alırsınız onları, yeniden anlatırsınız. Ve bizim işimiz hep yeniden anlatmaktır. Yeni bir seyirciye, yeni bir çağda, yeni bir sesle o hikayeyi yeniden anlatmak. Dolayısıyla uyarlama dediğimiz şey sanatın ruhunda var olan bir şey. Tabii o kadar bazen özgün anlatımlar çıkıyor ki biz hikayeyi daha özgün zannediyoruz. Avatar mesela, değil mi? Şu anda yeryüzünde en çok bilet satmış filmlerden biri. Hiç benzeri olmayan, yani yapıldığında özellikle hiç benzeri olmayan bir filmdi. Fakat hikaye kovboylarla Kızılderili hikayesi. Değil mi? Hiç düşünün. Kovboylar ilkel Kızılderililerin arazilerini ele geçiriyorlar. Oraya şehir kurmaya falan kalıyor. Çatışıyorlar. Birden anlıyoruz ki o ilkel dedikleri aslında derin bir bilgeliğe, bir dünya görüşüne sahip üstün varlıklarmış. Tamamen kovboy Kızılderili hikayesi. Veya Amerikan-İran savaşı gibi. Yani Amerikalılar aşağıladıkları Orta Doğu'da görüyorlar ki orada da bir başka bilgelik, başka bir medeniyet var. Bunları, bu temanın aynısı aslında Avatar. Ama bambaşka bir şekilde anlatıldığı için kimse orada kimlik problemi yaşamıyor. Yani o yüzden filme karşı çıkmıyor. Herkes daha kolay yutuyor acı ilacı. Orijinalde ne kadar sadık kalıyor diyor. Sadakat bizim işimiz değil ya, sanatçıların işi değil. Sadakat kavramının bir manası yok. Yani tamamen de şimdi şöyle tabii ki. Yani ya bu kadar değiştireceksen niye bu hikayeyi aldın derler insana. O artık bir eleştiri noktası. Yani ya hiç söyleme oradan aldığını. Ona gerek yok. Sen çünkü bambaşka. Onun için bazı filmlerin, romanların filmlerin başında özellikle inspired by, yani şu hikayeden ilham alınmıştır yazar veya uyarlanmıştır yazar. Bu ikisi farklı manalar taşır. Oradaki bir takım temel fikirlerden ilham almıştır ve başka bir şey yaratmıştır. Veya o hikayenin yapısını, iskeletini olduğu gibi korumuştur ama başka bir anlatım uygulamıştır. Buna uyarlama diyoruz. Dolayısıyla yargılamak için estetik bir şeye bakmak. Yani yargılarımızın, sanat eserleri konusunda yargılarımızın estetik alanda olması daha doğru. Tabii ki ideolojik bir eleştiri de yapılabilir. Çünkü öyle bir şey satıyor da olabilir bize. Ama aslında sadık kalmak diye bir şey söz konusu değil. Çünkü şunun gibi bir şey, bakırın aslında sadık kalmak. Şimdi bakır bir maden. Sen onu da aldın, o bakırdan ince bir tel yaptın. Aslında sadık kalmış mı oluyorsun? Yani bakır olarak var ama bu artık bir tel. Tıpkı bunun gibi aslı diye bir şey yok, kendisi var. Onun aslı bir hikaye, bir roman. Belki de evet, mesela yazılı bir edebi eser. Ondan sen bir film yapmışsın. Telif hakları nedeniyle bahsetmek zorundasın. Veya çok büyük bir hayranlık duyduğun için o eserden ilham aldım, yazdım demek zorundasın. Ama biz sonuçta çekilen filme bakıyoruz. Yani aslında sadık kalmak kategori dışı bir değerlendirme var, prensip olarak. Evet. Kolay yönetilip kötü seyircilere ulaştığını düşünüyorum. Yani seyirciyi kötü etkilediğini mi düşünüyorsun? Yoksa kötü seyirci yarattığını mı? Kötü seyirci yarattığını düşünüyorum. Evet. Mesela şu an ya kadın dizisi çok önemli bir sosyolojik dokuya dolaşıyor da onun kadar kaliteli olmayan bir dizi çok kötü bir kötü seyirci yarattığını düşünüyorum. Yani bu seyirci yaratma meselesi bizim kafamızı çok kurcalıyor sinemacıların. Çünkü hakikaten film dili bir öğrenilen bir şey. Yani yavaş önce mesela çok ilginç Elazığ'da bir film festivaline katıldım. Orada festivale katılan, daha önce de başka bir festivalde gördüğüm filmleri özellikle Elazığ'ın köylerinden, daha köylerinden, etraftaki köylerden toplanmış çocukları
servislerle getirip film izlettirdiler. Bazıları hiç film görmemiş. Ve kalkıp perdenin arkasına bakanlar oldu. Bunlar 8-10 yaşında çocuklar. Mesela ilk filmim benim deyince, bravo çok iyi. O zaman çok iyi senin için. gibi tepkiler gösteren bilge tipler de var aralarında. Bir dil bu. Yani öğreniyoruz. Hani seyrediyoruz. Ve artık film seyretmenin dilini öğreniyoruz. Bir filmi seyrederken çok daha iyi anlıyoruz. Bizim iyi anladığımızı fark eden sinemacılar da daha da derinlikli filmler yapıyorlar. Bu dili geliştiriyorlar. Yani seyirciyle birlikte geliştirilen bir şey. Bazı sinemacılar da kendi dilinde bir film yapıyor. Biz de 10 sene sonra o filmin değerini anlıyoruz. Bu da mümkün. Sanattan öyle bir şey mümkün. Buradan yola çıkarak televizyon dizileri seyircide çok karşılığında buluyor mu bilmiyorum ama çok kötü bir sinematografik ilkellik de yarattı. Sinema filmi çekiyorlar. Aynı televizyon dizisindeki gibi çekiyorlar. Fakat seyirci onlar bu filmlere çok rağbet etmiyor. Çünkü iki şeyi ayırıyor. Ya sinemaya gitmiyor zaten. Ya da giderse şunu unutuyor o filmi yapanlar. Televizyon ışıklar yanık bir şekilde içeride çorba kaynarken evde çocuk koştururken veya arkadaşla telefon, cep telefonda konuşurken izlenen bir şey. Durdurabildiğim bir şey de değil. Televizyonu kastediyorum, internet filmlerini değil. Ve sıfır konsantrasyonla izliyorsun onları. Halbuki sinema salonunda her şey karanlık. Yalnızca onu seyretmek için gelmiş 100 kişilik, 200 kişilik bir kitle var. Böyle karşısına geçiyorsun, full konsantre onu seyrediyorsun. Şimdi birindeki konsantrasyon farkıyla öbüründeki konsantrasyon farkı mesela saatlerce süren bakışmalara izin vermiyor. Televizyonda sıkılmıyorsun, sinemaya gelince bu ne ya, deminden beri adam oraya bakıyor diyorsun. Veya çok basit anlatımları seyirci eğlenmiyor onlarla, yani haz uyandırmıyor onlarla. Ama kötü bir izleyici de yarattığı kesin. Yani izleyicilik eğitimi açısından çok kötü bir etkisi de olduğu kesin. Çünkü seyirci bunu seviyor diye yapılmıyor. Televizyon dizileri seyirci böyle uzun planlar, 2,5 saatlik diziler seviyor diye yapılmadı. Reklam sayısının, reklam kuşağı sayısının artması gerektiği için diziler uzadı. Ama zaman içinde seyirci uzun olmayan diziyi de istememeye başladı. Yani buna alışınca. Oradaki kahramanlara, oradaki hikaye anlatma tarzlarına alışınca. Fakat bunun da sonu geliyor. Çünkü bizim klasik televizyon diye bildiğimiz şey 4-5 sene sonra hayatımızdan tamamen çıkacak. Buna bütünüyle inanabilirsiniz. Bir hazırlık yapmak istiyorsanız da buna göre yapın. Artık arkasında internet kablosu olmayan bir televizyon ekranı kalmayacak. Bu da ne demek? Canınızın istediğini seçerek seyredeceksiniz. Bu da bütün mali yapısını, yani film yayıncılığın bütün mali yapısını değiştirecek bir şey. Klasik reklamların bir manası kalmayacak. Çünkü öyle bir süre yok. Hatta şu anda bile bir takım dijital kanallar reklamsız izle, reklamlı izle seçeneklerini veriyorlar. Bambaşka yeni bir ekonomik modelin içinde hareket edeceği için tüm bu alışkanlıklar da değişecek. Ama pembe dizi denen şey ister uzun olsun, 2,5 saatlik, ister 50 dakikalık olsun, ister yarım saatlik olsun, format şey olarak, anlatı tarzı olarak değişmeyecek, dünyanın her yerinde var. Onun da özel bir kitlesi var. Bazen de böyle oturup kıçınızı kaşıyarak da bir televizyona bakmak isteyebilirsiniz. O da bir zevk. Orada bir şeyler oynuyorsun. Ne kadar güzel oynuyor, ne güzel bakıyor, bilmem ne, hüngür falan. İnsan böyle şeylere de ihtiyacı oluyor. İhtiyacı olduğu aradan 30 yıl geçmesine rağmen Köle İzaura diye bir dizi vardı. Defalarca da oynadı. Bir Brezilya dizisiydi. Şimdi Türk dizileri bile Brezilya'da seyrediliyor. 30 yıl sonra hala seyredilmeye devam edilen bir format. Yani biraz yakınmayı ben manasız buluyorum. Biz seyirciyiz, canımız ne isterse onu seyrederiz. Seyretmeyiz, tamamen ortadan kalkar. Bir kısım seyirci seyreder, o da ekonomik
olarak manalıdır, yaşar. Hikayeleri, biz çok çeşitli hikayeler var. Çok çeşitli izleyiciler var. Yeter kadar çeşit olsun yeter bize. Sadece sırf onların istilasından, yani sırf pembe dizi istilasından televizyon ve internet sektörünün kurtulması lazım. Ben bir şey söyleyeyim. Soruyu soran arkadaş kimdi? İsmin neydi canım? Muhammed Emin Gençeli. Muhammed Emin Gençeli'nin dediğine katılıyormuş. Şöyle, kendimden örnek vereyim. 9 yaşında bir oğlum var. Çok da böyle kaliteli ve kalitesiz yapımları ayırabildiğine inanıyorum. Çünkü biz sinemaya gittiğimiz zaman kötü bir filmse, işte ticari bir film gitmek istiyor, çocuk çıkıyor. Yani ilk yarısı olmadan bile çıkıyor. Ama Kefernaum'u seyrettiniz mi arkadaşlar? Evet. Seda, onu sonuna kadar seyretti. Çok ilginç. Entelektüel bir 9 yaş. Evet, tamamen öyle. Ama yani öğretilmedi. Evet. Hakikaten çocuğun böyle bir şeyi var. Hani yemekleri, gurmedir, çocuk kişiden doğuştan bir gurmeliği vardır ya. Onun da böyle doğuştan bir şeyi var diye düşünüyorum. Estetik yönü var diye düşünüyorum. Ama diziye gelince, işte mesela Çukur var, işte Avlu var, saçma sapan diziler var. Çocuk onların kolaylıkla müptelası olabilecek bir şeye girdi. Özellikle Çukur. Çünkü orada dövüş sahneleri var. Ve sırf için seyrediyor. Şiddet görmek için seyrediyor. Şimdi bize, ben önce anlamadım o dizileri. Mesela açık kalsın dedim. Nasıl bir şey diye merak ettim. Oynuyor. Ne zaman şiddet sahnesi çıkıyor? Pür dikkat seyrediyor. Sonra tekrar oynuyor. Tekrar şiddete geliyor. Ama kalite düştükçe ya da şiddet sahnesi çocuk oradan alacağını aldıkça daha çok müddet alıyor. Yani benim çocuğumun seviyesini o anlamda kesinlikle düşürdü o dizi. Gözümü, yani oturup Kefernaum'un gözünü kırpmadan seyreden çocuk kalitesiz dizilere de takılmaya başladı. Yani bence öyle bir tehlikesi var. Kişinin kesinlikle seviyeyi düşürüyor. Vallahi bir tehlikesi var ama onu seyrediyorsa bir ihtiyacı da vardır. Büyük ihtimalle hiperaktif dönemin bir çocuğu. Yani birçok çocuklarda, birçok çocuklarda hiperaktif bir hastalık falan değil, bir sosyal durum diye bakmak lazım. Çok fazla enformasyon var ve o enformasyonların hepsine ilgi gösteriyor. Aksiyon sahneleri de enformasyon doludur. Yani çok fazla quick cut'tır, şudur budur, birçok açı vardır. Yani aklı meşgul edecek bir zenginliği vardır onun için. Ama çok iyi örnekler var, onları seyrettim. Yok hiçbirini, yani artık seyrettim. Ama şöyle, çok iyi örnekler var, böyle bir aklı eğlendirecek, meşgul edecek internette çok güzel içerikler var. İlla şiddet içermesi gerekmiyor. Çok çok ilginç içerikler var. İşte yani manasız olmayan şeyler var. Yani siz bence televizyonun kölesi olmayın. Kendiniz yaratın. Tabii. Seyir şeyleri. Ama yasaklamak çok kötü bir şey. Ben kendi adıma söyleyeyim. Yasaklamakla bir şey olmaz bence. Alternatif sunmak çok daha iyi. Sunuyoruz. Yani öyle yırtar. Bir de fazla kasmaya gerek yok bence, hikayem dinlemekten insan kötü olmuyor. Dünya kötü olduğu için oluyor. Evet. Merhabalar, ben Niyazi Aşık, anestezi bölümünde okuyorum. Nerede okuyorsun? Anestezi. Şöyle bir durum var. Arkadaşımın dediği kısma farklı bir boyut açmak istiyorum. Mesela örnek veriyorum, sağlıkçı olarak bir sağlık dizisi, bir sağlıkla ilgili bir film izlediğim zaman yanlış teknikler kullanılıyor. Örnek veriyorum, işte serum normalde mesela bu şekilde açılırken tam tersi açılmış oluyor. Bunu sağlıkçılar fark ediyor. Fakat diğer seyirciler de fark etmiyor. Ve halkımıza baktığımız zaman çoğu kişi görsel şeklinde öğrendiği için sektörle ilgili de yanlış bilgiler edinebiliyor. Evet, gelip hastanede serum takarken öyle takılmaz diyor, değil mi? Kesinlikle. Yani bir de hani araştırmıyor. Sadece izlediğinin üstüne. Sadece bu serum bir örnekti. Örnek veriyorum, doktora şiddet olabiliyor, işte doktorun lakayit konuşması olabiliyor. Hani yanlış empoze edilmiş oluyor sektör. Sadece sağlık sektörü için değil, birçok sektör için de böyle bir kıstas var. Sizce ne kadar doğru bu? Düzelebilir mi? Vallahi bir kere hani bir iş yaparken, yani bir hikaye anlatırken o hikayede yer alan gerçek öyledir. Gerçek dünyayı doğru yansıtmak, doğru yansıtmamak gerçek bir tembellik ve sorumsuzluk aslında. Fakat seyircinin uyanması lazım buna. Yani seyircinin kültürünün bunu reddedebiliyor olması lazım. Seyirci reddedene kadar, başka bir şey talep edene kadar yapılacak hiçbir şey yok. Hiç kimse onu mecbur edemez. Sen
15 tane yazı yazarsın film hakkında. Arkadaşların da yazar. Öyle bir rezil olurlar ki yani seyirci bir tepki gösterir. Sen de seyircisin sonuçta. O tepki yayılır, yayılır, yayılır. Artık öyle film yapamaz. Doktor Havan izledin mi hiç? Bir takım Amerikan tıp dizileri vardır mesela. Olağanüstü büyük bir tıbbi çalışmayla yapılmıştır. Bir iki tabii ki fantastik, yani doktorlara biraz fantastik gelen öğeler var, kombinasyonlar var. Adam öyle bir hasta oluyor ki dört hastalık bir arada. Öyle abartılı şeyler var ama yanlış bir şey yok. Özellikle bir tıp dizisinde paso, yani bir doktor, tıp uzmanı, danışmanlar ordusu olmadan yapılamaz böyle bir şey. Hikayeyi anlatamazsın yani. Abuk sabuk hep aynı şeyleri tekrar edip durursun. Devamlı bir serum şişesinden söz edersin. Tıbbi müdahale deyince. Halbuki bir sürü ilaç var, onların kullanımı hataları var, yan etkileri var bilmem. Bütün bunlar hikaye yaratmak için de çok lazım. Bütün bu detaylar. Küçücük detaylardan bir dedektif. Doktor Ağız bir tür Sherlock Holmes dizisidir. Yani bir tür tıbbi dedektiftir o. Dolayısıyla dedektiflik hikayesi yazmak için bütün o detayları kendin de bilmen lazım, hikayeye de yansıtman lazım. Ama bu seyirci değişmeden değişecek bir şey değil. Yani insanlara biz ahlaklı ol, ahlaklı ol diye 40 kere söyleyince olmuyor. Ahlaksız olup da para kazanamayınca, kimse filmlerini seyretmeyince oluyor. Ahlaklılar ünlü hale gelince ahlaksızlar ahlaklı olmaya çalışabiliyor. Yeni bir versiyon niye yapılmıyor mu? Yani şöyle düşünüyorum, o dizinin, o filmin biraz modeline hitap eden anlayışı olduğu için bu döneme hitap eden anlayışı o yüzden yapılmıyor. Yo, o demin de söylediğim gibi onlar o kadar sağlam klişelere dayanıyorlar ki, hikaye klişelerine, rahatlıkla bir